İnşallah adalet gerçekleşecek. Anneye hepinizin huzurunda söz veriyorum. Bu davanın takipçisi olduk, zaten olmaya da devam edeceğiz. Adalet sağlanıncaya kadar. Allah sabır versin diyoruz. Başka acılar vermesin diyoruz. Adaletin ne kadar değerli olduğunu inşallah Ankara'dakiler duymuş olurlar. Teşekkür ederim arkadaşlar. Zalim cirhati kıştan. Ve nadı bu vakil. Ve sırf ziyedeki. Ve sırf faiz yedekken. Erdeğe halde var. Eşimle beraber gittim. Abana cirhati zalim ne dükkanı kadabı. Cirhati bin cevap kent. Gül salak avatır zalim. Kısın çi dükkanı da. Adilimin Ramadi'ye çi dükkanı. Kumbi darına. Kumbi zalimin ki dükkanı. Tamam kerem. İdo kudüm bilmezsin kudüm ben ama hasta kona hasta kona hele mal var şundan hele mal yon ne komuni bakın ne kuş bura hele oku bura hele oku çünkü kudüm bilmezsin kudüm ben ama iş yerine gittiğimde iş yerimiz çocukların kan gölüne dönmüştü. Çocuklarını hastaneye götürmüşler dediler. Eşimle beraber diyor hastaneye gittik çocuklarımızı görmek için. Eşimi hastanenin girişinde benim gözümün önünde linç ederek katlediler. Diğer çocuklarımı hastanede ulaşmaya çalıştım. Onları da ateşli silahlarla sedyeler üzerinde öldürmüşler. Bunu yapan organizeli bir katliamdır ve hastanede milletvekili, AKP milletvekili Yıldız hepsini öldürün. Hiçbirini sağ bırakmayın diye etrafındaki akrabalara bu şekilde talimat veriyordu. Çözeceğiz anacığım. İnşallah çözeceğiz. Takipçisi olacağız. Acı acı elbette ki. Yani geri dönmez ama. Geri dönmez kimse ama. Takipçisi olacağız. 4 yıldır davayı takip ediyoruz. Yaklaşık 1 yıldır da her gün adliye önündeyiz. Savcılarla görüşmek istiyoruz. Savcılar bizden kaçıyorlar. Bir yerden davamızla ilgili büyük bir kamuoyu var. Savcılar da olayı biliyor ama yasal işlemi başlatacak. Bu sefer diğer tarafa baktığında iktidarın sopası başın üzerinde ve savcılar bizden kaçmayı buluyor çareyi. Davamızın yakından takip eden avukatımız var. Süreci özetleyebilir genel başkanım. Sayın genel başkan, 14 Haziran 2018 tarihinde 24 Haziran seçimine 10 gün kala katliam Suruç'ta bir katliam yaşandı. Bu katliamın adını aslında 2 hafta önce Fakı Baba açıkladı. O gün Cumhurbaşkanı'na ben söyledim. 3 gün önce de o dükkana gidiliyor. Merhaba dediler, güler yüzle karşıladılar, sarıldılar, sıcak bir karşılamaları vardı. Bu ailenin herhangi bir yasa dışı örgütle bir ilişkisi yoktur. Ben bunu o gün de söyledim dedi ama o gün manşetlere şöyle bir şey geçti. Bu bir organize bir şudur, örgüt katletti, mağdur bir AKP yaratılmak için siyaseten 24 Haziran seçimine gitmek için böyle bir tablo yaratıldı ve bunun üzerine gizlilik kararıyla soruşturma yürütüldü. Aslında sadece esnaf olan, hiçbir anlamda herhangi bir yasa dışı örgütle de olmayan bu esnaf aile korkunç bir katliamla yüz yüze kaldı. Dükkanda 2 kardeşleri katlediliyor. Sonra hastaneye gidiyorlar. Babayı oraya almıyorlar. Baba orada annenin yanından gidiyor. Önce sopayla vuruyorlar. Acil müdahale odasına gidiyor. Acil müdahale odasındayken evet baba oradadır diyorlar. 15 kişilik grup geliyor. Serum sopalarıyla, yangın tüpleriyle göz önünde annenin katledilirken anne kapıdaki polislerin koluna sarılıyor. Bakın katlediliyor diyor. Orada polisler müdahale etmiyorlar. Dışarıda bakan var, vali var. Vali gömleğimi yırttım. Artık beni katledin dedim diyor ve korkunç bir şey. Burada gelinen nokta da şöyle bilir. Faili bir değil, onlarca olan, meçhul değil, belli olan bu kadar katliamın faillerine bir tane daha yakalama yok Sayın Genel Başkan. Bir tane daha gözaltı yok Sayın Genel Başkan. Ve bu katliamın sadece katledenler değil, görevini ihmal edenler, polisidir, valisidir, bakanıdır, bütünüyledir. Biz şunu biliyoruz. AKP burada siyaseten korkunç bir organize bir katliam gerçekleştirdi ve bugün siyasal rantını aldı. Bugün anne çocuklarını kaybetti, kendi sağlığı bozuldu. Görmesi %80 engelli ve gelinen aşamada artık dokuları bozuldu, sağlığı bütünüyle bozuldu. 300 gündür adliyedeyiz. Bakın adliyenin kapısı orada, anneyi almıyorlar. Savcıları bizimle görüşmüyorlar. Kısıtlılık kararını kaldırmıyorlar ve biz diyoruz sonuna kadar adalet vicdanı.
Bu adaletin eğer bu katliamı göz göre göre katledilenleri bile yargılayamayacak bir noktaya geldiyse bu ülkede hukuk devletinden, bağımsız yargıdan olmadığını biz biliyoruz. Olmadığını çok yerde tebliğ ediyor ama bu annenin çığlığı, bu annenin adalet anlayışı sadece kendi çocukları ve evlatları için değil, bugün kaybedilen adaletin, hukukun tekrar tesis edilmesi kanısındadır. Geldiniz, ayağınıza sağ olun, teşekkür ederiz. Biz diyoruz, siz siyaseten sorumluluğunu, biz avukat olarak ve hukukçuları sorumluluğunu getirmek zorundayız. Aksi durumda biz de bu acının ortağı, bu katliamın ortağı olacağız. Çıkaramıyorsak görevimizi yerine getirmemiş olacağız. Dolayısıyla hepinize teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ayağınıza sağlık. Destek verdiğiniz için, anneye ses verdiğiniz için teşekkür ederiz. Çıkaracağız. Çıkaracağız. Adaleti gerçekleştireceğiz. Faillerin kim olduğunu çıkaracağız ortaya. Beraber çıkaracağız. Siz adalet cephesinden bakacaksınız. Biz siyaset cephesinden bakacağız. Vicdanı olan herkesin, ahlakı olan herkesin, inancı olan herkesin bu davanın arkasında olması lazım. Bu dava sıradan bir dava değil. Bu dava Türkçe bilmeyen, bu dava eğitimi olmayan, bu dava eşini ve çocuklarını kaybetmiş olan bir annenin davasıdır. Bu annenin davasına insan olan, insani duyguları gelişen herkesin sahip çıkması lazım. Bunun partisi yoktur, sağı solu yoktur, ortası yoktur. Bu bir adalettir, bu bir haktır, bu bir adalet mücadelesidir. Bir annenin çığlığını nasıl duymayız biz? Bir anne bağırıyor, ben adalet istiyorum diyor. Çocuklarım öldürüldü, eşim öldürüldü, gözlerimin önünde öldürüldü diyor. Kaç tane savcı değişti, biz bunları biliyoruz. Siyasi baskıları da biliyoruz. Ama ne yaparlarsa yapsınlar, adaleti gerçekleştireceğiz. Bu toprakların hatırı için gerçekleştireceğiz. Ya bu topraklar adalet kokar ya. Böyle nasıl olur? Üstelik bir de Şanlıurfa'da. Peygamberler şehrinde. Peygamberler şehri diyoruz. Adaletsizlik şaha kalkmış. Nasıl olur ya böyle bir şey? Urfalılar da isyan ediyor buna. Sorun adliyede çözülecek. Adalet, hakim, savcı bir araya gelecekler, çözecekler. Bütün deliller ortada, bütün bilgiler ortada. Cesaret edip kimse karar bile veremiyor. Niçin? Birisi milletvekili diye. Milletvekili değil, cumhurbaşkanı olsan ne olur ya? Adalet, adalet, adalet kardeşim ya. Anne istiyor, adalet istiyorum diyorum ben. Hakkımı istiyorum diyor. Elbette çocuğu geri gelmeyecek çocukları, eşi geri gelmeyecek. Ama işteyse diyor, ya yüreğimdeki ateş biraz soğusun. Bunları yapacağız arkadaşlar, gerçekleştireceğiz adaleti. Anacığım sen hiç meraklanma, hiç meraklanma sen. Ya hiç meraklanma. Bu bilim hücretten koyu yeter. Tane bu da biliyorsunuz. Onu da biliyorum. Milletvekili arkadaşlarımı gönderdim. Tek kişilik hücrede uzun süredir kalıyor. Onu da biliyorum. Hiç meraklanma. Nasıl takip ediyorsan bir evladın olarak, bir kardeşin olarak ben de aynen takip ediyorum. Takipçisi olacağım. Tamam, tamam. Alttan araya gir. Zulüm zulüm getiriyor. İnşallah yumun doğurga bekir. İnşallah yumun doğurga bekir. Hadi 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 hadi